Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu sabah da Münir ablanın evinin önündeyiz. Şu anda Münir ablanın boyacıları geldi. Artık evini boyayacaklar. Gördüğünüz üzere ev artık son hallerini aldı şu anda. Elektriği, su tesisatı döşenecek. Derken tabii iç dizaynı kabası bitmiş durumda. Takipçilerimiz hep soruyorlar. Fatih Münir ablanın evi ne durumda değil. Ben de sizlere böyle göstereyim arkadaşlar bu sabah. Boyacılarımız içeride şu anda. Silikon çekili arkadaşlar. Silikon çekili içerilerine, odalara. Bu şekilde. Elektrik gelmedi yani. Elektrik emanetlik arkadaşlar gördüğünüz üzere. İnşallah su tesisatı, elektrik tesisatı hepsi bağlanacak. Burası salon. 2 artı 1 olmuş oluyor. Arkadaşlar Münir abla da burada gördüğünüz üzere. Münir abla ben biraz tanıtmaya çalıştım ama şimdi salon 2 artı 1 dedim. Evet, 2 artı 1. İnşallah. Orada büyük oğlumdan gelir. Bana yer yok. Ben de salonda yatacağım işte. Yeter. Yer küçük olduğu için mutfağı bölüyorum. Arkadaşlar ev artık son halini aldı dedim. Bayağı bir uğraşıdan sonra. Orası da işte banyo. Evet. Lavabosu, banyosu burada. Bu kadar işte. Ama gibi kutsun be. Yeter Münir ablam. Kaç metrekareydi Münir abla burada? 77 metrekare. Ama gören kapıdan gelince kocaman ama hani hiç kaç 100 metre var mı diyor. Yok 77 olmaz. Ama büyük görünüyor Münir abla. Gerçekten de. Şöyle göstereyim. Buraya Amerikan mutfak yapılacakmış arkadaşlar. Açık mutfak aldı. Evet açık mutfak. Yerler almışsın. Ferah olsun. Ben ferah evi istiyorum. Yani. Çok şükür gözünüze göre oldu. Yeter. Evet. Arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun Münir ablam şimdiden. Allah'ım güle güle oturmak nasip etsin. Keşke Allah sana tahmin ettikten. Allah rahmet eylesin diyorum. Soruyorum da arkadaşlar Münir ablanın eşini de koronadan kaybettik ilkbaharda. Yani Münir ablayı da fazla üzmeyelim. Şimdi bir anda annem gibi o da bir anda şey yapar. Yumurcak dedem de burada arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ustam kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Evet arkadaşlar silikon çalışması yapılıyor şu anda. Sonra tekrar üzerine de boya yapılacak. Bu ünlü Fatih Davulcu Erkan Bey. Ustam sizin memleket neresi? Tokat Turhal. Evet buradan Tokatlı takipçilerimize de selam gönderiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere memlekette mi yaşıyorsunuz yoksa İstanbul üzeri mi? Kocaeli Gebze'de ikamet ediyoruz. İşimizin hatırına her yere gidiyoruz böyle. Tabii. Pira fabrik olan her yerde şirket olarak arkadaşlar. Evet. Kastamonu'ya geldiğimiz zaman Kastamonu namına çalışıyoruz. Kasmos Pira Fabrik. Asıl fabrikamız Demonte Pira Fabrik. İstanbul Orhanlı'da. Ama 26 bayisi var. 26 il demek. Bazen bir il, 4-5 ili de kapsıyor. Mesela Çanakkale'de var. Çanakkale'den Balıkesir'e kadar satışlarımız oluyor. Evet. Her yere gidiyoruz boya yapmaya diyorum. Evet. Pire fabrik kurmaya arkadaşlar bu şekilde. Onu komşu çok beğendi usta hakikaten. Kendi Gökçeada'ya gel değil mi? Nasıl? Gökçeada'yı. Gökçeada uzakta dide oraya Çanakkale'ye. Yok bir hafta önce oradan geldik. Ya sen bahsorsan olmaz. Ben neyim anladım. Amcanın işine. Tamam yumurcak dide. Bu bilmiyor bir yer ya. Tamam yumurcak dedi. Beraber bundan bakacağız. Bir hafta önce oradaydık. Ondan önce bir 15 gün önce bir daha oradaydık. Askeri işi yaptık Pire Fabrik. Sonra belediyede yaptık tekrar bir depo. Orada tuvay mı tuvay? Alay var. Evet. Alay var. Komando alayı var. Gittik ustam biz oraya gittik. Benim çorum oradaydı çorum. Ya gittik oraya. Gökçeada'yı da gezdik. Mavi Mereli askerlerimiz orada. Evet.
Allah onları güçlü. Abidelerin hepsini dolaştım yani. Abidelerin hepsini dolaştım. Maşallah. Neşet amca kaç yaşındasın sen Neşet amca? Sesini ya maşallah abi. Çivi gibi. Ya maşallah. Benim dedem 33 doğumlu. Benim oradan gibi yerlerinden. 33 doğumlu hala iyi yani maşallah. Benim oradan gibi yerlerinden. Eskilerden o da eski topraklardan. Ustam dedem Türkiye'nin birçok yerini gezdi. Güneydoğu hep biliyor. Urfa'ya, Konya'ya her yere gitti dedim maşallah. Konya'ya iki kere gittim Kamil. Mevlana Hazretleri'nden. Alaaddin Tepesi'ni de gezdin mi? Nereye? Alaaddin Tepesi. Dibine kadar vardım oraya. Oranın meşhur yeri orası zaten. Doğrudur amca biz de gezdik ya. Bitti memleket bitti. 4 tane mi 5 tane mi il var gitmediğim. Türkiye'nin illerinin hepsine gittim diyorum ya. Başım. Her yere pire fabrik yaptım. Allah sağlık başım. Amin cümlemize. Ama herkes çok beğeniyor usta bu kasmot ve monte prefabrik. Hakikaten herkes beğendi kaliteyi. Tabii. Yaptığın iş kalite olacak. Allah kendisinden razı olsun yani ben de aynı... Kapısı da çok güzel yani maşallah. Orada daha şeyi vardı, bütçem yetmedi. Olsun dedim hani bol olsun sonra değiştiririz. Yüzünü beğenmediydim bak ablam da dışı... Diyor mu? Güzel güzel. Gerçi yüzünden daha güzelmiş bak. Ahşap kaplama. Evet. Olsun ablam önceden o kadar da yok. Altına... Hani millet zannediyor, bura benim ikinci evim. Asla, hep demeldim. Orası benim babamın. Tabii canım, biliyorum, biliyorum abla, biliyorum. Onu açıkladık. İlk defa bura benim, İstanbul'da da evim yok, kiradayım. İlk defa bu hayatta benim burayım. Biliyorum Münir abla, onu söyledik yani. Tabii arkadaşlar, hepimiz 3-4 kardeşiz. Yani. Herkesin ev ayrı, köy ayrı hesabı, tabii. Münir abla, kendine ait buraya. Torunlarıyla beraber geldikleri zaman. İnşallah. Torun odasını diye ayırdım diye deme. Öldürmedim. Gelince kapıdan şöyle bir tavan etsin, koşsun, eğlensin yavrum orada sıkıldı. Deniz. Hı-hı. Küçük torunu var arkadaşlar. Annesi çok seviyor ablasını. Bir dönmüş, bir kavga, bir güreş ediyorlar. Biraz sonra Şaban'la Ramazan gibi öpüşüyorlar. Gel amcam ben seni bir öpeyim. O diyor ya. Ben bir öpeyim. Çok seviyorlar birbirlerini. Yani. Hani onlar güreşsin. Torun başka oluyor arkadaşlar. Bizimkiler de daha ama gelemedi Kastamonu'dan işte. Özellikle ona yaptım orayı amcasıyla ilgisine. Şimdi ranz alacağım. Şimdi dövüş başlar. Altta ben yatacağım, üstte sen yatacaksın. Bir dövüşüyorlar, bir de öpüşüyorlar. Bu tarafta da büyük bir camımız işte var. Bu camda işte biraz tersi oldu. Neden şu bel kemiği var ya ablanın evin? Tabii, direğe değil mi? Yarın metre daha şu taraftaydı. Şimdi sana göre şimdi buraya denk gelince o tarafa kaydırmak zorunda. Tabii. Olsun, o da olsun. Neymiş amca, şöyle bir aşı bana oldu hani. Ney abi, Neşet amca? Tuttu ama. Neşet amca, İstanbullarda. Hoş geldin Neşet amca. Vallahi. Salim, yiyin bile. Çınarını daha bırakmıyor ki beni zaten, buralarda hep. Gelinle, tamam, gelinle. Tamam, yürekiler içeri yavrum. Sen daha eve taşınınca onunla bağırla aşağıdan. İnşallah. Hindiler bile geldi bana, hoş geldin. Ya. İnşallah. Evet arkadaşlar, prefabrik son durumu bu halde. Boyandıktan sonra da sizlere göstereceğiz. Boyanınca tabii ki rengi daha değişecek evin. Evet, şekil alacak. Parke olmadığı için hani parke olunca açık renk daha bir böyle aydınlık olacak. Hatta şu an başka badanadan başka bir şey yapalım. Ama çabuk yapılıyor değil mi Münir abla? Mesela bir anda kurdular. Arkadaşlar biz temelini attık buranın, bekledik biraz. Ruhsatı çıkana kadar bekledik. Evet. Ondan sonra zaten ya ruhsat gecikti. Tabi. Hani işçiler hazır olmuş olsaydı eskisi gibi hemen 10 gün sürmüyor bura. Patır kütür. Bayağı bir bekledik arkadaşlar işte soğuk havalara denk geldi ama. Evet arkadaşlar şu anda Müzeyyen abla da geldi. Müzeyyen abla çorap örüyor. Hem hayvanlarını otlatıyor. Ben de birazdan. Kışlık pazarlayacağım, para lazım. Maşallah. Ben şapkayı da taktı bak. Ah Müzeyyen abla bak. Kaç tane sığ taktın ona şöyle bir görelim. 5. Ya çorap arkadaşlar. Çorap patik mi diyoruz? He patik. Çatik de. Bu şimdi kendimi. Sonra kızlarımı öreceğim. Tamam mı? Torunlara. He torunlara. Sonra da pazarlayacağım. Bu işin diye ticaretine başlayacağım diyor Müzeyyen abla. Ticarete başlayacağım. Hadi bakalım Müzeyyen ablam. Paralar. Arkadaşlar Müzeyyen abla Kazak fabrikasından emekli oldu yani örgü fabrikasından. Bayağı bir örgü işine eli yatkındır. Ne yapayım boş durmayayım hayvan. Eskilerden tabii hem hayvanların otlatıyor.
Ben de birazdan salacağım hayvanlarımı çünkü ev saat geldi. Ev sevmiyorum ben, böyle hamarat bu kadın. Maşallah. Bahçede artık son durum ne şimdi? Lahanalar falan hepsi bitti. Bitmedi, görmüyor musun? Şey diyorum, yok. Öbürki büyük lahanalar diyorum, artık onlar zamanı geldi, toplandı arkadaşlar. Tabii. Kara lahanaları kaldı. Tabii. Ya. Beyaz lahana serisi. Vallahi kışı da çok güzeldi hadi. Burası bahçede domates var. Hala domatesim var benim şimdi. Ya. Ispanak bahçeden, burası bahçeden. Şeyde torununa gelecekti. Onlar lahana hazırlıyordu Zeynep'le arkadaşlar. He. Ama pekmez falan gönderdi İstanbul'a tabii torunlarına. Gönderdim ama alamadılar. Daha almadılar mı? Alamadılar. Neyse ya, o ulaşır bir şekilde yani. Zeynep'le emekli olup geldi arkadaşlar. Tam çok özledim. Hem de torunlarımı çok özledim. Zülal'i, Miray'ı, Pamuk'u. Ya hasretlik tabii oluyor yani. Anam gibi mesela, anam diye Kastamonu'da bizim yeğenle. Onları hemen öz diye görüntülü arıyoruz artık. Hani biliyorsunuz arkadaşlar işte. Okula başladı, bir formasıyla göremedi. Yani nasıl kısmet. Ev bitsin. Apartta benim buzağlar çekiyor. Gelin buzağlar istiyor. Öyle mi? Tamam Münir abla. Şey Müzen ablam. Çekeriz, tamam, göndeririz seni. Artık buzağları büyüdü arkadaşlar. Çok tatlı. Ben bile seviyorum. Ya onları. Fatih süt çok. Buzağlar çok tatlı. Süt, yoğurt, kolama yiyen yok. Yakın olsam hem gönderirdin değil mi Zeynep abla? Ya, i̇şte abi. Yol uzak arkadaşlar İstanbul'a. Her şeyi göndermek isteyeyim Zeynep abla. Çok olsa yiyen yok işte. Torunlara. Ben de şöyle bir hani düzelsen şöyle kendim. İnşallah, inşallah Münir abla, inşallah. Alınma yapacak işte elimden geldiği kadar. Yani. Biraz yapamasam da abla. Minigin ayrılma şeylerimiz az kaldı. Evet. 4 aydır Allah razı olsun. Allah onu cennet kapatır. Ne olacak? Muzu burada ortaya ver ev sahibi ya. Evet. Buradan yapacağız olayı. Manzaraya karşı inşallah. Öreceğiz çekip. Yani. Artık dinleneceğiz. İnşallah. Bir yemek yapacağız. Tabii ki tabii. İnşallah. Allah'ın onu bana yoktan var etti adam. Yoktan şu evet. Günde var etti. Ona kullanabilir. Arkadaşlar hepimiz bir şekilde Münir ablaya yani yardımcı olmaya çalıştık. İşte buraya kadar geldik. Bundan sonra inşallah boyası da bittikten sonra. Benim de bir kapım var. Çok şükür Allah'ıma. Benim de bir anahtarım var. Hiç şeyde üzüm yok Allah. Hiç. Tabii ki arkadaşlar, komşuluk bağlarımız birbirimize karşı elimizden geldiği kadar. Yani. Fatih, en çok da senin desteğin yani. Senin yardımın. Allah razı olsun. Estağfurullah. Sen inan ben. Ne demek Münir abla? Dua etsinler yeter. Evet. Fatih ne diyorum ya? Dualarını boşanıp dağdan odun, çabuk çabuk. Onu hallederiz Müzenaba. Elimiz ne diyorum ben sana? Bizim elimizde imkanlarımız olduktan sonra ben yapabilecek şey de ben sonuna kadar her zaman buradayım. Fatih'im, ben hakkını Rabbim sana öyle hayırlı bir hani insanla evlilik yapmayı nasip etsin. Amin. Eşinin ağrısıyla böyle acıdan tepiniyor. Bana harmandan 4 kere döndü taşıyıp dedi getirdi. Buraya döşedi. Ya. Hakkını ödeyemem abi. Yok kesinlikle. Tamam abla. Nasıl istersin? Bir sıkıntı yok. Yok. Sıkıntı yok. Hasan ağam emin sağ olaydı. Ocaktan bir ağladım geçen bitti. Hasan emin diyor sağ olaydı. Ocaklar gözleri geldi şu kıza sahip çıkın. Ya. Bu kız neydi orada? Allah rahmet eylesin. Babam da Sedat abiydi arkadaşlar. Hani içimi acıtan bu. Hiç ben karabet olmadım. Neyse fazla yarangleşmeyelim Münir ablam. Arkadaşlar ev bittiği zaman da inşallah hep beraber burada yine videolar çekeriz. Çay içeriz, sohbet ederiz. Yani. Anam şimdi Beratgil geldi, Yakupgil gece. Onlara kahvaltı hazırlıyor. Çocukla geldiler. Berat'ına Yakup geldi. Ha. İşte Yakup da şey yapacak. Müzen abi. Şu zoba borusunun geçeceği yeri kesecek işte orayı. Ha zobayı kuracağız ha. Orayı onu halledecek. Ben şimdi ben de kurduğumu da kurdum. Sobayı da kuracağız inşallah. Tabii ustalarımız da üşümesinler. Ustam size de kolay gelsin. Evet. Tokatlı arkadaşlar. Kaç kardeştiniz ustam? 3 kardeş. 3 kardeş arkadaşlar. Türkiye'nin birçok yerine gidip böyle bu şekilde prefabrik boya işi yapıyorlar. Turhal'dan abla. Demin sohbet ettik arkadaşlar. Tokat yaprağı, tokat.
Arkadaşlarımız da aynı benim gibi hayvancılığı başlamışlar. Küçük kardeşimiz hayvancılığa başladı. Demin sohbet ettik senin biraderinden bayağı bir. O da çok seviye. Benim düvelerine iyi baktık işte. Öyle bir sohbetimiz oldu. Ya hayvan sevgisi insanlığın doğasında vardır. Hayvanı sevmeyen insanı da sevemez. Doğru ustam, haklısın. Ben çok seviyorum hayvanı. Çok. İnsana moral veriyeli. Ya bütün stresini artar, onlarla uğraşmasını sevmesi, eğlenmesi. Ustam 25 sene İstanbul'da çalıştım. Geldim bunu ne kaldım? Hadi bir alayım dedim, iki aldım. İki de bızağısı oldu, 4. 100 oldu. 3 tane de süt bızağısı aldım, aldı 7. Uğraş uğraş. Şimdi onları bırakıyorum derken, 10 dedi, 60 yaşından sonra onlarla uğraşıyorum şimdi. Ne yapacağım? Mal canın yonması insan... Gücünün yettiğine mi bakacaksın? Ya seviyorum ben ya. Bir sığır olsa yine bakıyorum hem de olsun. Sevgi başka bir şey abi. Ama şimdi hastalıklar... Sevmesen yapamazsın sadece. Hastalıkların ağzını atmadım ki onlarla unutmayayım. Ya tabii bir uğraş, bir stres atma. Tabii. Yani ben aynen bir bütünlük sağlıyor insan. Ama bu şehri ben şeker hastasıyım, ben hayvanlık aralı, benim bir şeyim kalmadı. Maşallah. Gelin diyor ki anne insan bu kadar mı iyi olur ya diye. Ben o kadar iyiyim yani bunlarla. Yoruluyorum ama seviyorum. Yorulmuyorum değil, yoruluyorum. Tabii tabii, hepimiz aynı. Sabah gördün mü fakirimi? Onları besliyorum ben bu karşılarını. O Ali'yle bir de mısır. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah bittiği zaman da evet, buradan Müzenep Hanım'a sizlere çok selam var. Yumurcak da demin de selam var arkadaşlar. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için de. Ustam size de kolay gelsin. Ben de hayvanlarımı salayım. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Oldu.